Teşbihocam.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ekle bölümünden sayfalar ve tablolar grubunu inceleyeceğiz. İlk önce kapak sayfasından başlayalım arkadaşlar. Sayfalar bölümünden kapak sayfasından. Kapak sayfası arkadaşlar bir kapak sayfası eklememizi sağlayan bölümdür. Nedir? Ödevlerimizde, staj dosyalarımızda, tezlerimizde bizden kapaklar istenebilir ve bu kapakları buradan hazır oluşturulmuş şablonlardan kullanarak hazırlayabiliriz arkadaşlar. Bunun için sadece kapak sayfasına tıklayıp açılan hazır şablonlardan birini seçip tık üstüne tıklamamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Kapak sayfasını kaldırmak için kapak sayfasına tekrar tıklayıp geçerli kapak sayfasını kaldır diyerek eklediğimiz kapak sayfasını kaldırabiliriz arkadaşlar. Peki üzerinde değişiklik yapmak için yine değişiklik yapacağımız bölüme gelip mesela belgenin alt başlığını yazın dediğinde bir alt başlık yazacağımız zaman direkt üstüne tıklayıp değişikliği yapabiliriz arkadaşlar. Bakın belgenin başlığını yazın diyor. Yalını ekleyin diyor. Mesela şuradan gelip otomatikmen biz de yalı ekleyebiliriz. Bakın geçerli kapak sayfası seçimi kapak sayfası galerisine kaydet diyerek biz de kendi kapak sayfamız yani bunu sonradan da kullanmak için mesela sadece tarihini değiştirmek için bir kapak sayfası olarak kaydedebiliriz arkadaşlar. Bakın burada galeri dediğimiz zaman buradan ayarlamalarını yapabiliyoruz. Kategorisini ayarlıyoruz arkadaşlar. Mesela yerleşik. Şu anda bu mevcut kapak sayfaları yerleşik bölümünde. Kayıt yerini de ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela yeni kategori oluştur dediğinizde kategoriye vereceğimiz ismi yazdıktan sonra tamam diyoruz. Ve kapak sayfasını kaydetmek için tamam diyoruz arkadaşlar. Tamam diyelim. Bakın gördüğünüz gibi sadece şu kısmı seçmiştim ben. Kapak sayfası olarak kaydetti arkadaşlar. Seçili olan mesela eklediğimiz kapak sayfalarını nasıl kaldıracağız? Bunun için üstüne gelip sol sağa tıklayıp düzenle ve sil bölümünden kapak sayfamızın adını seçerek bakın burada ön izlemesini gösteriyor zaten. Mesela neydi arkadaşlar? TSD buydu. Sil diyerek evet diyerek kaldırabiliriz arkadaşlar. Ekle diyerek de belgemize ekleyebiliriz arkadaşlar. Bakın aynı düzenleme adı altında. Ve yeni bir boş belge oluşturup yine boş sayfa ise arkadaşlar çalışma belgemize yeni bir boş sayfa ekler. Bakın şu anda durum çubuğunda gördüğünüz gibi bir sayfam var. Boş sayfa dedim ve sayfa sayım arkadaşlar. Neden oldu? Sayfa sayısını göstermiyor ama şöyle yapalım. Boş sayfa, boş sayfa. Bakın arkadaşlar sayfa sayısını 6'ya çıkardı. Yani boş sayfa yeni bir Word belgesi açmıyor. Sadece bir boş sayfa ekliyor arkadaşlar belgemize. Sayfa sonu diyerek de bir boş belge açabiliriz arkadaşlar. Bakın 8'e çıktı. Bakın 9'a çıktı. Şu anda 10. sayfada olduğumuzu belirtiyor. Onun dışında arkadaşlar tabloya geçelim. Tablo önemli bir konu. Şöyle ilkine gelelim. Bakın arkadaşlar tablo eklemek için ilk önce tabloya tıklıyoruz. Ve burada bizim için kareler vermiş. Bu kareleri kullanarak hazır tablolar yani direkt eklemeler yapabiliriz. Mesela 4x3 dediğinde 4x bakın şurada ismini belirtiyor zaten şu kısımda tablo ekle kısmında. 4 6x4 dediğinde ne oluyor bu 6x4? 6x4 yani bize 6 sütundan oluşan ve 4 satırlık bir tablo eklememizi sağlıyor arkadaşlar. Bakın tıkladım. 6 sütundan oluşan 4 satırdan oluşan 4 mu? 6 1. Evet arkadaşlar 6 sütundan oluşan 4 satırdan oluşan bir tablo ekledi bizim için. Peki alt seçenekleri vardı tablo ekleye tıkladığımızda. Alt seçeneklerini bir görelim. Siliyorum. Pardon kaydet dedim. Kaydet dedim. Yine bakın arkadaşlar. Tablo ekle bölümü var. Bakın, tablo ekleye tıkladığımız zaman da aynı işlemi yapacak. Ama bu sefer bizden kendimizin girmesini isteyecek arkadaşlar. Buna tıkladığımız zaman karşımıza satır ve sütun sayısını girmemiz istenen bir pencere çıkar arkadaşlar.
Burada satır ve sütun sayısını girdikten sonra tamam düğmesine bastığımızda tablomuz oluşmuş olur. Mesela 8 sütundan, pardon, 8 sütundan oluşan 2 satır sayısına sahip bir tablo oluşturursun. Mesela tamam diyorum. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi tablomuz oluştu. Onun dışında neler vardı? Şu anda burada aktif değil ama tablo çiz diyerek, bakın tablo çiz diyerek bir kalem simgesi oluştu. Bizim tablomuzu istediğimiz şekilde çizmemizi sağlar arkadaşlar bu da. Bakın çiziyorum. Şöyle ya da şöyle. Şöyle. Bakın arkadaşlar bir tablo çizdim. Ya da şöyle. Bakın. Bakın arkadaşlar şöyle düzenlemeler yapabiliyorum. Bakın arkadaşlar. Onun dışında ne vardı? Excel elektronik tablo, pardon, şöyle boş bir alana tıklayalım. Excel elektronik tablosu dediğimiz zaman hesaplama programından belgemize tablo transferi eklemiş olur. Yani Excel'den bir tablo ekler. Bakın. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düzenlemek için tıkladığımız zaman bize Excel açıyor. Bakın. Tıklıyorum. Bakın şu anda otomatik kendi penceresi içerisinde açtı. Aslında bu normalde böyle kullanılır. Bakın arkadaşlar, sürükleme işlemini yapabiliyorum. Mesela bu şekilde buralara düzenlemeler yapabiliyorum. Onun için hazır tablolar seçeneği var arkadaşlar. Tablo hazır tablolar, pardon. Bakın arkadaşlar, buradan da önceden oluşturulmuş hazır tablolar mevcut. Bunlardan da istediğimizi ekleyebiliriz belgemize. Sadece üstüne uygun olanı tıklamamız yeterli arkadaşlar. Mesela üzerine düzenleme yapmak için yine üstüne tıklayıp buradan düzenlemelerimizi gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Bunu silelim şimdi. Tablo ekleme işlemi bitti mi? Hayır. Bunların tabi önemli özellikleri var. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar şimdi. Mesela şöyle bir dakika. Şunu da silelim. Evet arkadaşlar. Şimdi mesela bir tablo ekleyelim. Birebir bir tablo ekleyelim. Bakın. Tablomu bakın şu anda tablom seçiliyorken direkt yine giriş, ekle sayfa düzeni, başvurular, postalar, gözden geçir, görünüm, akrobat gibi sekmeler var. Akrobat size büyük ihtimal olmaz. Tıkladığım zaman bakın tasarım ve düzen adında iki sekme açılıyor. Burada ilk önce düzen bölümünde satırlar ve sütunlar bölümünde şöyle bir sağ ekle, sol ekle, altına ekle, üstüne ekle gibi seçenekler var. Önce bunları bir görelim arkadaşlar. Şimdi sil dediğim zaman, tabloyu sil dediğim zaman tablomu siler. Hücrem olduğu zaman, hücreyi sil dediğim zaman hücreyi siler arkadaşlar. Sütunu sil dediğim zaman sütunu siler, satırı sil dediğim zaman ise satırı siler. Şimdi üstüne ekle dediğim zaman bakın arkadaşlar, tablomun üstüne bir tablo daha ekliyor. Yani bir sütunluk ve bir satırlık bir tablo daha ekliyor. Altına eklediğim zaman ise bakın altına ekliyor. Mesela şuradan seçelim. Bakın altına ekliyor arkadaşlar. Sola eklediğim zaman bakın satır sütun sayısını genişletiyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın. Sağına eklediğim zaman ise bakın arkadaşlar sağdan ekliyor. Mesela şuradan seçelim. Sağdan ekle diyerek sağdan da tablomuza eklemeler yapabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Özür dilerim arkadaşlar, biraz rahatsızım. Bakın şöyle mesela sil diyorum, sütunu sil diyorum, bakın sütunu sildi. Sil diyorum, satırı sil diyorum, bakın arkadaşlar satırı sildi. Tabloyu sildiğim zaman komple siler arkadaşlar. Şöyle yine düzen bölümünden, sil bölümünden hücreleri sil diyorum. Bakın hücreleri sil dediğim zaman böyle bir seçenek çıkacaktır karşıma. Ve buradan tüm satırları sil dediğim zaman bakın arkadaşlar tüm
Alttan yani satılayı sildi. Siliyorum bir daha bakın arkadaşlar. Hücreleri sola kaydır dersen hücrelerim için hücrem için sola kaydırmışım. Bakın buradaki sildiğim için bu hücreyi bir tane hücreyi sildiğim için gördüğünüz gibi soldan bir hücremi eksiltti benim için sol tarafa geçerken. Bunu şimdi buradan siliyorum arkadaşlar. Ya kalsın bu da. Bunun dışında ne var arkadaşlar? hücre boyutlarını ayarlamayı ya da size şöyle göstereyim ben ya bunu daha bir detaylı şekilde anlatayım böyle habire geçip gitmeyelim. Bakın sil dediğim zaman mesela şöyle şu seçenekler mesela bu 4 seçeneği size ya da bu seçenekler üzerinden anlatayım ben size arkadaşlar. Ya bir nevi sil ekle gibi oluyor. Bakın tüm satırı sildiğim zaman dikkat ederseniz benim için tüm satırı sildi. Bakın az önce bir soldan bir boşluk kalmıştı. Ama bakın yine diyelim tüm satırı sildiğimde de bu sayede satırı siliyor arkadaşlar. Sütunu sildiğim zaman sütunu siliyor arkadaşlar. Pardon hücreyle silden gidiyorduk. Hücreleri yukarıya kaydırdığım zaman ise bakın yukarıya doğru kaydırma işlemini gerçekleştirdi. Bunlar pek ben fazla oluşturdum. Bir ayrıntı göremedik ama siz kullandığınız zaman bunlar sizin işinize çok yarayacaktır arkadaşlar. Metnin yönünü değiştirmeyi görelim arkadaşlar. Mesela şimdi şöyle şunu biraz genişletelim ben şunları silelim fazla olmasın. Bakın arkadaşlar metnin yönünü değiştirmeyi göstereceğim size. Metnin yönünü ilk önce sağ tıklayıp mesela mouse'umda sağ tıklayıp seçilirken hücremiz sadece bu hücreyi seçelim. Seçilirken şöyle bir dakika. Hücremiz seçilirken sağ tıklayıp hücre metin yönü yani pardon özür dilerim metin yönü bölümünden bakın arkadaşlar bu da ortalamış şu anda yani yatay olarak yazmış. Buradan dikey olarak da yazabiliyoruz arkadaşlar. Soldan ve sağdan. Bakın mesela soldan yapalım. Gördüğünüz gibi page boyunca mesela şöyle satır biraz daha genişletiyorum. Bakın tam düzgün bir ayarlı. Mesela şöyle değiştirelim bir de metin yönü. Metin sağdan olsun. Bakın arkadaşlar sağdan olsun. Ya da metin yönü metin olarak ortadan alsın arkadaşlar. Bunu buradan mı yapıyoruz? Hayır arkadaşlar. Düzen kısmında bakın metin yönü hizalama grubu altında metin yönü bölümü var. Buradan da ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın hatta şurada daha ayrıntılı seçenekleri var. Gördüğünüz gibi ortalama, sola hizalama gibi seçenekleri var arkadaşlar. Bakın böyle baştan üstten bu tür ayarlamaları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında hücreleri böl diyerek arkadaşlar mesela sütun sayısı 2 satır sayısı 1 diyelim bakın gördüğünüz gibi bize hücremizi böldü şu anda mesela şurada deneyelim hücreyi böl diyorum arkadaşlar sütun sayısını 4 yapıyorum satır sayısını 5 yapıyorum bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi az önceki sütunum yani tablomu böldü. Bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Peki burada hücreleri birleştir diyerek de o hücreleri birleştirebilirsiniz. Yani satır ve sütunun hepsini sadece bir satır bir sütun haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın Ctrl Z yapıyorum. Tablo böl kısmından da pardon şöyle bir geri gelelim. Düzen tablo böl kısmından da o tabloyu ayırabilirim arkadaşlar. Önceki tablomu. Bakın şu anda bitişik. Tabloyu böl diyorum ve gördüğünüz gibi ayrıldı. Şuradan diyelim onu bir de. Bakın tabloyu böl diyorum. Bakın arkadaşlar ayrıldı. Bunun dışında ne anlatalım? özellikler bölümünden arkadaşlar tablo ile ilgili özelliklerimizi ayarlayabiliyoruz. Eklediğimiz tablo ile ilgili satır ve sütun olarak satır yüksekliğini falan belirtebiliyoruz arkadaşlar buradan. Bakın ortalayabiliyoruz. Grafik çizgilerin görüntülü aktif değil zaten şu an onu görünüm kısmından ayarlayabiliyoruz. Kalıcı çizgilerinden bakın.
Ne kaldı arkadaşlar? Seç diyerek jüri seçebiliyoruz. Bakın sütun seç diyor. Satır seç bölümünden tablo seç diyerek de tüm tabloyu seçebiliriz. Bu kısımdan seç bölümünden şuradan yapalım. Bakın jüri seç. Jüriyi seçti şu anda bizim için. Sütunu seç. Sütunu seçti. Satırı seç. Satırı seçti. Tabloyu seç diyorken de tüm tabloyu seçebiliyor. Bakın seç. Tablo seç. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada arkadaşlar yüksekliğini genişliğini ayarlayabiliyoruz tablomuzun genişlik olarak. Bakın buradan ayarlamalarını yapabiliyoruz. Ne kaldı arkadaşlar? Buradan hücre kenar boşluklarını ayarlayabiliyoruz mesela. Üstten bilmem 34 santim. Bakın alttan 3 santim şeklinde ayarlamalar yapabiliyoruz. Buradan da sıralama işlemini gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Mesela 10 1 2 11 3 5 7 9 9 8 9 10. Bakın tıklıyorum. Sırala diyorum. Sayı bölümünde bakın şöyle tamam diyorum. Bakın 2, 3, 5, 7, 10, 11, 89 küçükten bir yere doğru sıralama işlemini yaptı arkadaşlar. Buradan ayarlamaları da yapabilirsiniz siz de. üst bilgi satırını yine diyelim. Üst bilgi şu anda ekli olmadığı için görünmüyor arkadaşlar. Metne dönüştür bölümü var bir de arkadaşlar. Tablomuzu metne dönüştür. Mesela bakın burada bir metin yazıyor Peşik Hocam diye. Şunu şimdi güzel bir özelliğini anlatacağım, size göstereceğim. Bakın tıklıyorum. Metne dönüştür diyorum. Sekmeleri seçerken tamam diyorum. Bakın arkadaşlar Peşik Hocam tablom yok oldu ve sadece yazı kaldı. Peşik Hocam bunu aynı şekilde sağ tıklayıp buradan değil de pardon özür dilerim. Şöyle yapalım. Ctrl Z yapalım arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir formül ekleyebiliyorum arkadaşlar. Bu arada bunu unuttum. Bakın formül ekleyebiliyorum. Formül diyoruz. Bakın sayı biçimi işlev yapıştır. Bu kısmı aslında daha detaylı anlatacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz aslında bazen karıştırıyorum. O yüzden özür diliyorum sizden. Şimdi aslında bunu sona bırakıp daha detaylı anlatsak mı diye düşündüm de Excel'de zaten bunların daha detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. O yüzden ne tablo metni dönüştürmeyi söylemiştik. Metni tabloya dönüştürmeyi söyledik mi hatırlamıyorum. O yüzden şöyle yapalım. Metni bir tabloya dönüştürelim. Şöyle bir gelelim geri. Şöyle silelim. Şöyle silelim. Şöyle silelim. Şöyle silelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir metni tabloya dönüştürmek için ekle sekmesinden tablolar grubundan metni tabloya dönüştür diye bir yol izleyeceğiz. Bu yolu hatta tablo eklerken görmüştük. Bakın buradan tablo bölümünden metni tabloya dönüştür diyerek sütun sayısını, satır sayısını ayarlayabilip buradan tabloya dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Bakın tablo içinde aldı. Mesela bunu dönüştürelim mesela arkadaşlar. Şöyle seçiyorum. Ben şurayı da seçelim. Ediyorum. Tablolar diyorum. Metni tablo. Pardon özür dilerim. Kafam gitmiş. Tablo. Metni tabloya dönüştür. Tamam diyorum. Bakın arkadaşlar tablo içinde yer alıyor. Bunları da düzenleyebiliyorum. Bunu ise düzen bölümünden tabloyu metne dönüştür diyerek arkadaşlar eski haline döndürebiliriz. Şöyle bir değişiklik yapmadan döndürelim. Herhalde değişiklik oluyor. Onun dışında arkadaşlar tabloyu metni tabloya dönüştürmeyi gösterdik. Formül kullanımını gösterelim şimdi ya. Formül kullanımı aslında benim için sizin için veya benim için önemli konu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tablo oluşturayım ben size. Mesela siz bir kırtasiye işi yapıyorsunuz diyelim.
şöyle. Ne verin? Bir diyelim. Bir diyelim. İki diyelim. Üç. Üç diyelim. Dört diyelim. Açıklama kısmı yazalım arkadaşlar. Açıklamamı yazdım. Kusura bakmayın. Kapatmam gitmiş arkadaşlar. Açıklama diyorum. Onun dışında tutar diyorum. Onu da yanlış yazdım yani. Tutar. Mesela arkadaşlar Java yazalım. Java yazalım. PHP yazalım. PHP yazalım. Word yazalım. Word. Ve Excel yazalım. Şimdi arkadaşlar buraya bir genel tutar toplama ekleyelim. Hatta şu kısmı silelim şöyle. Şu içindeki verileri silelim. Buraya bir genel toplam ekleyelim. Şimdi şu ikisini birleştirelim. Bakın. ders anlatım gibi yapıyorum. Toplam diyelim arkadaşlar. Toplam. Mesela 100 100 50 veya şurası 70. Bakın arkadaşlar toplam olan satıra geldim. Buradan formül dedim. Bakın formüle tıkladığım zaman şimdi böyle bir formül sistemi çıktı. Buraya tamam direkt diyorum. Bakın direkt toplamı bana gösterdi. Yani bunu ileriki derslerimizde yani Excel'de göstereceğim. Aslında bunu kullanabilirsiniz. Bakın direkt tutar bölümü zaten şu anda tutar olduğu satırdayım. Formüle diyorum. Ben formül simgesine tıklıyorum. Direkt tamama diyorum. Bakın hiçbir değişiklik yapmadan burada yüzde falan ayarlamadan bakın %225 şeklinde işlemimi gerçekleştirdi benim için. Bakın buradan ayarladık arkadaşlar. Bunun için özel formül kodları var. Bunları Excel'de göreceğiz zaten. Onun dışında arkadaşlar bakın düzen bölümünü anlattık. Düzen bölümünü anlattık hepsini. Satırları dağıt bölümünden bunları anlattık mı? Anlatamadım. Neyse anlatamam. bunlar ise yani şöyle söyleyeyim. Mesela burada satır ve sütun ayarlaması yapıyoruz. Mesela şunu şöyle yapıyoruz. Bakın bunu biraz daha büyütelim. Bakın burada ise eşit bir şekilde yani eşit aralıkta, eşit genişlikte, eşit yükseklikte ayarlamamızı sağlıyor arkadaşlar. Bakın satırlar eşit, sütunları eşit şekilde ayarlamamızı sağlıyor. Bakın şöyle yapalım. Bakın gördüğünüz gibi eşit şekilde ayarlamamızı sağladı. Bakın bunu büyüttüm. Şunu küçültsem. Bakın sütunları bakın arkadaşlar eşit bir şekilde ayarlamamızı sağlıyor. Onun dışında otomatik sırdır diyerek mesela sığmayan şöyle bir dakika. Mesela bakın şu anda sığmadı. Otomatik sırdır diyorum. İçindekilerin otomatik pardon. Bence otomatik sırdır diyerek sığmayan verilerimi de otomatik sırdırma işlemini gerçekleştirebiliyorum arkadaşlar. Bu işlemleri de yapabilirsiniz. Düzen bölümünü tanıdık arkadaşlar. Biraz karıştırdım bazı yerleri. Kusura bakmayın. Tasarım bölümüne gelerek arkadaşlar. Buradan tablo sitelerinden önceden oluşturulmuş hazır tablo sitelerini seçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın tablo siteleri mevcut. Buradan düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Buradan kalın tablo sitelerimizi sağlıyor. Silgi ise silgiyle silme işlemini yapabiliriz. Ama bunu tablo çizmediğimiz için yapamıyoruz diyecektim ama yapabiliyormuşuz. Bakın arkadaşlar mesela şurayı sileceğim. Bakın seçili hale getiriyor ve sildi. Şurayı sileceğim. Bakın sildi arkadaşlar. Tablo çizerek yine tablo çizebilirim arkadaşlar. Bakın tablo kalem rengini sarı yapalım. Bakın arkadaşlar sarı çiziyor. Buradan kalınlığını ayarlayabiliriz. Bakın arkadaşlar. Buradan stilleri gördük zaten. Hazır stiller kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle ESC'ye basıyorum. Buradan işlemlerini yapabiliriz. İç rengini, kenarlıklarını ayarlayabiliriz. Tüm kenarlıklar devre dışı kaldı şu anda. Tüm kenarlıklarını tıklıyorum. Ve buradan da
şeritlerimizi, sütunlarımızı seçebiliriz arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burada biraz karıştırmış olabilirim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Biraz rahatsızım. Onun dışında herhangi bir sorunuz olduğu zaman cevaphane.com'da veya PHP hocamla bizimle iletişime geçerek sorunlarınızı yanıtlamaya çalışırız arkadaşlar. Ama öyle yani şu an anlatmama yani anlattım diyelim, yanlış bir şey yaptım ama onu siz de yani ben size güveniyorum yani onu bulabilecek kapasitesinizdesiniz. Yani çok zor bir program değil aslında, yani kolay aslında. Ya böyle videolar size yardımcı olacaktır. Ama zorlandığınız, yine yapamadığınız yerler olursa bizimle iletişime geçerseniz size yardımcı oluruz arkadaşlar. Videoların altında falan yorum atarak yardımcı olmaya çalışırız. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.